Kayseri'de kardiyoloji uzmanı Doktor Şeref Ulucan son dönemlerde gençlerdeki kalp krizi riskine değindi. İsmim Şeref Ulucan, kardiyoloji uzmanıyım. Yaklaşık 23-24 yıldır kardiyoloji uzmanlığı yapmaktayım ve bu şekilde hasta olan insanların kalplerine hitap etmeye çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özel Tekten Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Şeref Ulucan, kalp yetmezliği olanların COVID-19'u ağır geçirdiklerini belirtti. Malum bildiğimiz üzere yaklaşık bir buçuk yıla aşkın süredir pandemi, COVID pandemisiyle tüm dünya mücadele etmektedir. Tabii ki biz kardiyoloji uzmanı olduğumuz için kardiyoloji alanıyla özellikle bu COVID döneminde hastaların beraberinde yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara ve akciğer hastalıkları da özellikle yaşlı gruplarda daha sık olduğundan dolayı o tür etkilenmeler neticesinde COVID'e yakalanan insanlarda kalp hastalığı da beraberinde daha ağır seyredebilmektedir. Özellikle kalp yetmezliği olanlarda yükü artırmaktadır. Ancak e, halk arasında oldukça e, konuşulan ancak işte yanlış yorumlar vesaire e, yapılan bazı durumlar var. Bunlar özellikle e, işte aşı üzerinde de söylemek istiyor, konuşmak istiyorum. Aşı işte e, kanda pıhtılaşmayı artırıyor ve buna bağlı ölümleri artırıyor. Ya da e, şeylerde e, Covid geçen hastalarda bu e, damarlarda pıhtı artmasına bağlı olarak işte kalp damar hastalıkları e, şiddetli bir şekilde artıyor. Bunlar aslında çok ileri düzeyde aslında doğru değil. E, şöyle kalp hastaları zaten e, daha önceden tespit edilmiş kalp hastalığı mevcut olan insanlar eğer düzenli şekilde ilaçlarını kullanıyorlar ise kan sulandırıcı ilaçlarını ve diğer ilaçlarını aslında çok şiddetli şekilde etkilenmemektedirler. Ancak kontrol ettirmeyen ve zeminde kalp hastalığı adayı olup ancak kendisinin haberi olmayan insanlar bu olaylardan ilaç kullanmaması nedeniyle daha çok etkilenmektedir de haliyle. Çünkü Covid damarda pıhtılaşmayı artırıcı bir yönde etki yapmaktadır. Buna bağlı olarak damar olan her tarafı etkileyebilmektedir. Bacak damarlarından tut, işte akciğer damarlarından tut, kalp damarlarından tut. Emboliyi artırmaktadır. Bunlarla ilgili çok ciddi elde veri olmamakla birlikte son zamanlarda biz özellikle son bir yıl içerisinde biraz daha genç hastalarda kalp krizlerini sık olaraktan görmeye başladık. Bu nedenlerle benim tavsiyem şu, hastaların en azından kontrol yaptırmaları kendilerini, bir kalp hastalığı zeminde var mıdır, yok mudur, varsa en azından çok basit önlemlerle belki bir takım kalp krizi geçirme riski ve durumlarının önüne geçilmiş olması e, hasebiyle e, ben özellikle bunu öneriyorum. ancak Bir de egzersiz öneriyorum. Mesela egzersiz mutlak surette insanların egzersiz yapmalarını, yeme içme alışkanlıklarına kısmen dikkat etmelerini. Özellikle bizim İç Anadolu bölgesinde biraz beslenmemiz ağır. E, özellikle e, Kayserimizde pastırma e, e, da olmamakla birlikte çok fazla. Sucukta daha çok yoğun olmak şartıyla. E, yağ içeriği fazla. Tabii bunlar da kısmen işte kolesterol düzeylerinin yükselmesine ve kalp krizi, krizi riskinin artırılmasına sebep olmaktadır. Beslenme alışkanlığı, sigaranın mümkünse bırakılması ve düzenli şekilde egzersiz yapılmasını ben öneriyorum. Müzik